Reklamların ardından yine birlikteyiz. Reklam arasında e, milli futbolcumuzdan güzel haber, hatta iki güzel haber arka arkaya geldi. Yusuf Yazıcı yine hat-trick yaptı sevgili izleyiciler. Lille'in Milan'la oynadığı karşılaşmada biz reklam arası öncesinde ilk gol haberini vermiştik ama e, Yusuf Yazıcı yine şaşırtmadı. Artık 10. sıradan olmaya Alıştırdı başladı şey Avrupa ya. maçlarında değil mi? Alıştırdı yani. İnanılmaz ya. Hem de Milan deplasmanda oynuyorsun. İki maç altı gol. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Ve maç herhalde 70, 70. dakika ya da yet, 72. dakika şu anda. İnşallah maçı güzel şekilde bitsin de belki hani bağlayabilir miyiz? Onu buraya bir dakika konuşmaya falan. İnşallah Maçın öyle ardından Olabilir mi, mi nasıl bir Adnan Elim vardır düşünsene. Öteki maçı hatırlıyorum. İşte diğer evet. etrik yaptığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında hem takım arkadaşları hem antrenör onu kutlamıştı. Şimdi bir de Milan'dan oynuyorsun tabii ki her tabii şey önemlidir ama Milan'a orada 3 gol atmak ya, çok evet. büyük bir şey. Bence Yusuf Hane, programa başlamadan önce de söylemiştik ya biz. Geçen sene yapacağı iş belki biraz bir sene gecikti ama şimdi çok daha fazlasını yapıyor. Şöyle her işte bir, bir hayır vardı derler ya. Şöyle evet. bir bilgi var bakın Yusuf Yazıcı Sansiro'da ikinci futbolcu bu hat yapan. Kimden sonra biliyor musunuz? Messi mi? Rivaldo. O, o kadar da, da eskiye tabii. gidin yani. Barcelona. E, evet. Ama yani Milan'a karşı öyle her önüne gelen de orada hat-trick yapamaz. Yapamaz tabii yapamaz. Yapamamıştı, yapamaz, Yapamamıştı yapamaz, zaten. zaten. Abi. Ya bak düşün. Kimler gelmiştir Rivaldo'dan sonra? Son, son yıllarda ne kadar düştü olmasına rağmen Milan yine kimse hat-trick yapamamış. Hayır Rivaldo'dan sonra o sansürüyor. Kimler gelmiştir? Düşünsene tabii kimler? Canım, Onlar bile yapamadı. Yusuf yaptı. Gerçekten. Belki bir tane daha atar belli olmaz. Ya, muhteşem. Ya şimdi Bayağı var mı Avrupa Ligi'nde de gol krallığında şu anda lider altı golle. Tabii bir de oynadığı süreye de bir bakmak lazım. Tabii canım. Hani bakıldığı zaman <laughs> evet. ama Yusuf'tan zaten beklenen yani karakter, kişilik olarak da muhteşem. Oyunculuğunu zaten tartışmıyorum. İşte belki de bu Avrupa'da attığı goller seneye belki de... işte Lille takımı onun için böyle transferler yapıyor. Ya yani şimdi bir oyuncuyu transfer ederken Lille ta tarihinin en yüksek parasına transfer oldu. 17-18 evet. milyon eurolara geldi. O, o, da Pepe'yi Arsenal'e sattılar. O parayla böyle bir yatırım yaptı. Lille takımının gerçi böyle yatırımları çok fazlasıyla var. Seneye de belki bir Pepe örneğini Yusuf Yazıcı yaşayacağız. Yine Dur. bu arada dördüncü gole de yaklaşmış kulağıma Cengiz Öyle Han mi? söylüyor. Maşallah, Orada... maşallah Başka bir heyecan var yani. Han bizi bıraktı maçı seyrediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yeter <laughs> ki. Hat ne yapayım ben bu iki diyorlar, adamı şu dedi. Şu anda Twitter'da da, da Yusuf'a. Hat-trick Yazıcı ya inanılmaz ya maşallah. Çok güzel heti yazıcı. Bir de yani o yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra böyle bir dönüş yapması onun motivasyon açısından çok çok çok. Allah hep yüzünü ediliyorum. güldürsün böyle. Yani bir de şey hani ben oyunculuk tarafına tabii ki bir tarafa yazıyorsun. Bir de karakter olarak da muhteşem bir şey. E sözüm. sen beraber çalıştın. Tabii beraber çalıştım hani. 7 ay çalıştım. Çok karakterli bir de müthiş bir sol ayağı var. Hani bak karakter kişilik ama o sol ayak topun, ayağı, topun başına geçtiği zaman hani çok klas bir oyuncu ya. Bir şey söyleyeceğim Mehmet. Evet. Beşiktaş Trabzonspor maçı var. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde U21 maçı. Ha, sen izledin. Ben de evet, oğlum Deniz'i aldım, götürdüm evi yakın doğruya. Hadi tamam. gel maç seyredelim diye. İlla stat'taki A takım maçları diye. Bunlar da maç babacım dedim. Gittik. Ee, doğru söyle dedim. Sağda dedi en çok kimi beğendin? Baba dedi Trabzonspor'da dedi bir uzun saçlı abi var dedi. Bak. Hı. O dedi çok büyük futbolcu olacak dedi. Bak dün gibi hatırlıyorum. Hakikaten dediği çıktı. Ben de tanımıyorum ha hiç çocuğu. Bak, bak gittim Vay orada be. Şenol Hoca da seyrediyordu maçı. Gittim ona sordum ya bu çocuğun adı ne dedi esami listesi yok önünde. Ya Yusuf dedi. O zaman Yusuf A takımda da çıkmıyordu, oynamıyordu Trabzon'da. İşte bak altyapıdan ya. Biri sakatlandı. Mehmet Ekici falan bir şey oldu çocuğu. Ben o maçı seyrettikten çok aylar sonra gitti forma giydi A takımda. O ya, Mehmet kupa Ekici o zaten. Kupa maçında zaten kupa maçında zaten. Ve benim bildiğim e, Trabzon Trabzonspor'un o eski hocalarından biri, altyapı hocalarından biri Yusuf biri yere kiralanırken Yusuf'un önüne atmış kendini. Yani kulüp kapısının önünde yatmış. Bu çocuğu sakın vermeyin bir yere diye. Pardon bon servisi verirken. Tabii tabii. Ya Yusuf. Bir yere veriyorlardı Yusuf. Samsun gidiyor Spor'a gidiyordu Yusuf. Heh, Samsun, spor. Samsun spora. spor'a. veriliyordu. Ersun Yonaz zamanı. Yani bak benim oğlan yani o zaman demişti. Baba çok ee, iyi futbolcu olacak şimdi, diye. Şimdi biraz önce hani ben bir taneyi biliyorduk da. Arada Millik'e söyleyince ya. Bir güzel haber daha mi? vereyim. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü de. Gol attı. CSK Moskova ile oynanan FN oynadığı Maşallah. karşılaşmada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'de. Bakın asist haberi vermiştim Cengiz Ünder'den. Goller haberi verdin. Gol değil mi? Goller, Goller haberi verdin sen. Şimdi şöyle bir soru da geldi. Ee, üst üste böyle iki Avrupa maçını hat yapan başka futbolcu var mıdır acaba Avrupa'da diye? şimdi Türk olarak... öyle bir istatistiği de oluştu Yok, şimdi. Ben şu var. E Arda Turan'ın biliyorum ama Avrupa Kupalarında değil galiba. Lig'de var. Kupada. Barcelona'da oynarken var. Hat Hat-trick hat yaptı. Hat-trick yaptı ama, ama... bak. Diğer maçta yine yapıyor. Bence yoktur. Diye düşünüyorum ben. Bu, bu da çok yani, büyük yani, bir istatistik. Çünkü iki maçta, bir maçta altı etrik gol yapıyorsun? Ya. Diğer maçta da etrik yapıyorsun. Yani bu Messi bir e, tabii, performans. Tabii tabii. Ya yani Messi yaptığı zaman hani şey diyorsun ama iki maç üst üste altı tane gol atıyorsun ve de oynadığın süreye de bir bakacaksın Avrupa Kupalarında. Ligde de zaten belirli dönemlerde ...sürü alıyor evet. Yusuf. Avrupa Kupalarında sürekli ama. Şu an bence marka değerini hem Lille takım hem de Yusuf Yazıcı bütün dünyaya bence tanıttı. Düzdeyiz. Yani şu an buradaki goller. Bak bu, bu de şunu gösteriyor. Şimdi bizim yurt dışındaki oyuncularımız efendime söyleyeyim. işte Cenk Everton'da oyuna giriyor. İşte Yusuf Harikarar Karar Çağlar Söyüncü. E, Burak Yılmaz. E, Cengiz Ünder. Çağlar. Çağlar. Şimdi bu neyi gösteriyor? Ham madde olarak. Evet. Futbolcunun ham maddesi olarak İnanılmaz zengin bir madeni üzerinde oturuyoruz. Evet. İnanılmaz zengin. Rezervlerimiz var. İşte bu çocukları kendi takımlarımızda, Türkiye'deki, Türkiye Ligi'ndeki takımlarımızda işletip, parlatıp, yetiştirip Avrupa'da başarılı olabilir Sadece 30 yaş üstündeki yabancı oyunculara imza parası demiyorum ben. 30 yaş üstündeki oyuncuya verilen imza parası kefen parası diyorum ben ona. <laughs> 30 yaş üstündeki oyunculara kefen parası vererek kurduğunuz takımlarla Avrupa'da böyle başarı elde edemezsiniz. Bir maç, iki maç elde edersin ama evet. istikrar sağlayamazsın. Nasıl? İşte Yusuf'ları oynatacaksın. İşte Dorukan'ları oynatacaksın mesela sürekli. Rıdvan'ları oynatacaksın. İşte bak arkasında yaparak, durarak. Tabii arkasında durarak bile Bakın izleyicilerimiz ekranların hemen alt tarafında görüyorlar. Bir aslında e, gurur yazısı o. Lejyonerlerimizin unutulmaz gecesi. E, bu geceyi burada tanıklık ediyoruz hep birlikte. Yusuf Yazıcı'dan 3 gol, Orkun Kökçü'den bir gol ve Cengiz Ünder'den bir asist var. E, bir izleyicimizden şöyle bir dilek gelmiş. Siz ne düşüneceksiniz? Bununla ilgili merak ediyorum. Avrupa'daki Türk oyuncuların keşke gol attıkları zaman ülke puanına katkısı olsa. Şimdi ilk 5'teydik beşte... <laughs> Keşke öyle bir şey olsa. <laughs> Murat Bey'den gelmiş bu. E yok, katması lazım Biz Switch. yetiştirdik ama tabii orada parlatıyorlar. Evet evet öyle. Yusuf yazıcı eğer oyundan çıkmazsa dördüncü atar demiş e, izleyicimiz hemen ismini de okumak istiyorum Özgür Bey Özgür koyun. E, Yusuf Gaza geldi kornerden bile kaleye vuruyor demiş Burak Bey. E tabii e, böyle maçlar olunca izlerken biraz daha böyle mutlu oluyoruz. Şimdi düşünsenize Milan Milan'da Zlatan İbrahimovic de var. Çalan Şimdi ne düşünüyordur şu anda? Zulatan ya şimdi şu an herkes Yusuf'u biraz önce söyledim mi? Avrupa'da, dünyada Yusuf Yazıcı'yı herkes biliyor. Evet. Geçen hafta yaptığı hani üç gol üzerine üç tane daha atıp bir hitlik daha yapman bir maç sonra. Tabii. E şu an bütün zaten dünyanın gözü senin üzerinde olacak. İbrahim de seni bilecek, Messi de seni bilecek, herkes seni bilecek. Ve saygı tabii duyacaklar. Sonra, saygı duyması tabii ki çok önemli ama bilinmek çok çok daha bir nokta. Bu tabii sadece Yusuf Yazıcı... Türk Milli Takım oyuncusu. Bil, bir de Lil'in futbolcusu. Lille burada zaten marka değerini çok fazla yükseltecek. Bence UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralı olarak e, kalır gibi geliyor. Ya altı, şu an 6. Bu Melekin'in şu an anlattığına göre bence bir gol de atacak. Evet. <laughs> şu anlatıma göre Cengiz Han da içeriden senin kulağına söylüyorsa sanki bir tane de atacak gibi görünüyor. Yani evet bir de rakip Milan yani. Herhangi bir maç oynamıyorsunuz. Milan'dan... Evet, burada bir Yusuf çıktı oyundan. Burak oyuna girdi. Burak da bir gol atsın mı? Vallahi atsın. Şu an maç 3-0 mı? Şu evet. an maç evet 3-0 değil mi maç? Şu an maç 3-0. Yusuf'un golleriyle e, şu anda Lille Milan karşısında önde. Ya ne güzel ya. Ya yani çok güzel. Uğru... Milan karşısında ve, çok çok üç ve üç tane İtalya'da. Ya. Evet. Yani. Ocakta da ayrıca, sürpriz ayrıca tebrik edilmeli tabii, Cengiz Ünder tabii. de. Haftanın en büyük sürpriz, iki tane sürpriz sonuç var bana göre haftada. Ee, hani kendi açımızdan biri Medipol Başakşehir, evet. Eee evet. Mersin United, evet. Biri de bu olay. Ee, haftanın yani bu bu hafta hem şampiyonluklar Avrupa genelinde en çok konuşulan iki maç dersen bunu derler herhalde. Tabii. Bir de oyuncu evet, evet. üzerinden bak, hat-trick yapıyor. Üç gol var. 3'ün altında aynı Şimdi Şöyle var. bakıyoruz tabii biz milli futbolcularımız olduğu için ve ayrıca bir bakış açısındayız. Özellikle Lille'de çok sayıda evet, Türk evet. oyuncu olduğu için ama Lille açısından da zaten tarihlerinde ilk hani hat-trick yapan oyuncu olarak Avrupa Ligi'nde tarihe geçmişti Yusuf, Yusuf evet. Yazıcı. Şimdi onlar için de oyuncu çok başka bir noktaya geliyor. İyi düşünsenize yani gittiğiniz zaman o takımın ...çok, tarihinde çok önemli bir isim sizin milli oyuncunuz. Tabii ki, bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Yani bu rekor kırılana kadar, ki kırılması çok zor... ...bu rekorun, ya Yusuf Yazıcı orada çok farklı bir şeyde olacak yani. Öyle anılacak yani. Şu an Yusuf'un e, maç bittikten sonra... ...o Fransa'daki gazetelerin neler söyleyebileceğini... veya dünyadaki manşetlerin neler olacağını tahmin edebiliyor musunuz?